Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel iki şişle örgü modeli çalışacağız. Çok güzel bir model. Her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz. Modelimiz çok zor değil, basit. Ben şöyle ön hazırlık olsun diye lastiğimi ördüm. Şimdi modelimizi kuralım isterseniz. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci düz ilmeğim. İlmekten batmıyoruz. Bir altındaki boşluktan batarak bir tane ilmek çıkartıyoruz. Şişimi bir kere doluyorum. İlmeği çıkarttığımız ilmek bu ve arkasındaki ters örgü olan lastiği ikisini birlikte alıyoruz ve düz örgü örer gibi kesip bırakıyoruz. Lastik düz örgünün olduğu şiştekine değil, bir alt boşluğuna batıp ilmek çıkartıyorum. Şişime bir kere doluyorum. İlmek şişimdeydi, çıkartmamıştım onu ve arkasındaki ters ilmeği, ters örgü olan ilmeği birlikte kesip ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen gördüğünüz gibi bir altına batıp ilmek çıkartıyorum. Şişime doluyorum bir kere ve iki ilmeği birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Düz ilmeğin şiştekine değil bir altına batıp ilmek çıkartıyorum. Üstüne doluyorum ve iki ilmeği birlikte düz örgü örerek kesiyorum. İlmeğimi çıkartıyorum, doluyorum bir kere ve iki ilmeği birlikte düz örgü örer gibi kesiyorum. İlmeğimi çıkartıyorum, doluyorum bir kere ve bu ikisini düz örgü örer gibi kesip çıkartıyorum. İlmeğimi çıkarttım, bir kere doladım ve iki ilmeği düz örgü şeklinde kesiyorum. İlmeğimi çıkartıyorum, bir kere doladım ve iki ilmeği birlikte kestim ve son ilmeğimi de düz örgü olarak örüyorum. İki sıradan oluşuyor modelimiz. İlk sıramızı yaptık. Şimdi ikinci sırada ters yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkincisini de ters olarak örüyorum. Ters ilmek olarak görünüyor zaten. Şu doladığımız, şişimize doladığımız ilmek. İpi arkaya alıyorum. Bu doladığımız ilmeği düz örgü olarak örüyorum. İpi öne alıyorum. Bu çıkarttığımız ilmek ve arkasında ters görünen bir ilmek var. İkisini birlikte ters örerek kesiyorum. Arkaya alıyorum ipi. Doladığım ilmek geliyor. Onu düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bu çıkarttığım ilmek ve bir arkasındakini ters örgü olarak kesiyorum. Yani bir ters bir düz örmüş oluyoruz. Lastik gibi. Doladığım ilmek düz. Ördüm. Öne aldım. Çıkarttığım ilmek ve arkasındaki ilmeği ters örgü örer gibi kesiyorum. Düz örüyorum ve bu ikisini kesiyorum. Düz örüyorum ve bu ikisini kesiyorum. Düz, ikisini kesiyorum. Bir ters bir düz lastik örüyormuşuz gibi. Düz ördüm ve kestim. Düz ördüm. Kenardaki iki taneyi de ters örgü olarak ördüm ve sıramı bitirdim. Şimdi şu şekilde bir görünüm elde etmiş olduk. Şimdi ikinci sıramızda ilk ilmeği örmeden alıyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir boşluk var, bakın. Çıkarttığımız ilmek, yanında ters gibi görünen bir ilmek, altında boşluk var.
Hemen o boşluğa batıyoruz. İlmeğimizi çıkartıyoruz. Şişimize bir kere doluyoruz ve iki ilmeği düz örgü örer gibi kesiyoruz. Bu da bir önceki sırada çıkarttığımız ilmek, yanında bir tane ters var. Tersin dibine bakın, boşluk var burada. Hemen oraya batıp ilmek çıkartıyoruz. Bir doluyoruz. Ve devamındaki iki taneyi düz örgü örer gibi kesiyoruz. Yatay olarak çıkarttığımız ilmeğin yanında bakın boşluk var. Batıyoruz. Doluyorum. Ve devamındaki iki ilmeği düz olarak kesiyorum. Model bu kadar arkadaşlar. Arka sırayı da bir kere daha göstereyim. İkisini bir kesiyoruz. İlmeğimi çıkarttım. Doladım bir kere. Ve önüme gelen iki tane ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. İlmeği çıkarttım. Doladım. Ve ikisini bir kestim. İlmeği çıkartıyorum. Bir kere doluyorum. Ve iki ilmeği kesiyorum. Çıkarttım. İlmeğimi doluyorum. İkisini birlikte kestim. Ve sondaki iki ilmeği düz olarak örüyorum. Arka yüzüne geldik. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkincisini örmedim. Bu da ters ilmek. İkinciyi ördüm, pardon, ters olarak ördüm. Üçüncüyü de örüyorum. İpimi şimdi arkaya aldım. Bakın doladığımız ilmek geldi. Hemen onu düz örüyorum. Ve devamındaki iki ilmeği kesiyorum. Doladığım ilmeği düz örüyorum. Çıkarttığım ilmek ve önünde ters örgü gibi görünen bir ilmek var. İkisini birlikte ters olarak kesiyorum. İpi arkaya aldım. Düz ilmek ördüm. Devamındaki iki ilmeği ters kesiyorum. Doladığımı düz örüyorum. Diğer ikisini birlikte ters olarak kesiyorum. Düz ördüm. Ve kesiyorum. Ters olarak. Bir ters bir düz. Lastik örüyormuş farz edin. Bir düz. Ters. Doladığımı düz örüyorum ve sondaki iki ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı bitiriyorum. Gördüğünüz gibi şöyle verev verev ilmekler çıkacak. Şimdi model küçük olduğu için anlaşılmayabilir. Ben şöyle daha önceden büyük bir parça çalışmıştım. Şu şekilde göstereyim. Çok hoş duruyor. Böyle gördüğünüz gibi yatay yatay çizgiler birbirlerini takip ediyor. Ve örülüşü çok zevkli. Arka yüzü de bu şekilde. Dediğim gibi her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.